Gençler kaydı biraz geç aldım. Kayıttan izleyenler için böyle not düşeyim de. Arada kalan kaç soru kaldı? 3 soru mu yaptık? Kaç soru yaptık? Ha, bunu yapmışız. 1, 2, 3. 4 soruyu maalesef kaydetmeden önce işte çözmüşüz. Onları eğer dersin sonunda zaman kalırsa ben tekrar çözerim olmazsa. Şu an için YouTube'dan izleyenler için böyle bir açıklama yapayım. Tamam hocam. Siz zaten izlediğiniz için size sıkıntı yok da sonradan izleyenler için. Örnek 24'te kalmıştık. Çözelim şimdi, devam edelim. 3, 4 kız ve 3 erkek bir sıraya 2 kız arasında bir erkek oturmak koşulu ile. Koşulumuz ne olduğunu anlaşılması lazım. Çünkü onu anlayamazsak çözemeyiz de. İki kız arasında bir erkek. Önce 4 kız. K1, K2, K3, K4. Erkekleri de bir yazalım. E1, E3. Bunları yazdık. Şartı şu. İki kız arasında bir erkek olacak. O halde kızların zaten sayısı fazla olduğu için sıkıntı yok. Kızla başlayıp sırayı kızla bitireceğim. O halde aralara bir erkek serpiştirelim. K-E K-E K. Şu an 4 yaptık mı? Evet, oldu. Bunlar da Evet. farklı olduğu için kızları K1, K2, K3 diyelim. Bunların farklı kişi olduğu belli olsun. 3, 2, 1. İşte aradığı şey şu an oluştu galiba. Evet, başka da olamaz. Çünkü erkekle başlama imkanı yok. Erkekler başa geldiği an kızlar mutlaka arada erkek olmadığı için istediği durum oluşmuyor. O halde istediği tek durum bu. Başka yok. Peki bu durumda bakalım kimler ne kadar yer değiştirebilecek. Şöyle altını çizersen şuraların. Toplam burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sanki 7 7 kere yan yana sıra var diye düşünün. Birinci sıra, üçüncü sıra, beşinci ve yedinci sıraya kız oturacak. Yani tek sayılara. İkinci, dördüncü ve altıncı sıralara da, yani çift sayılı sıralara da erkek oturacak demektir. Yani bunun mantığı aslında bu. Şimdi ben size sorayım, siz bana cevaplayın. Kızlar, bu 4 tane kız öğrenci var. Kızlar bu 4 tane yere kaç farklı şekilde oturabilir, sıralanabilirler? 4 farklı yer. 4 faktöriyel. Çünkü 4 tane kız var, 4 tane de yer var. O halde 4'ün 4'lü permütasyonundan 4 faktöriyeldir. Çarpı. Erkekler peki bu üstünü çizdiğim yerlere kaç farklı şekilde 3 oturabilirler? faktöriyel. 3 3 faktöriyel. yer var, 3 de kız olduğuna göre, 3 de erkek olduğuna göre o halde 3 faktöriyeldir. Bakın, cevap bitti. 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Yani bu aslında 24 mü? 144. 144. Evet, 24 çarpı 6'dan 144. Çok büyük değer çıkarsa böyle bırakabiliriz ama şu an hesaplayabildiğimiz için yazdık. Yoksa böyle bıraksanız da yeterli gençler. Sıradaki soruya bakalım. 4 doktor, 4 avukat, 8 kişilik bir sıraya aynı meslekten olanlar yan yana oturmamak koşuluyla kaç değişik şekilde oturabilirler? Şimdi dikkat ederseniz sorular aslında birbirine benziyorlar. Yani burada ama tek farkı şu. Yan yana oturmamak diyor. Oturmak deyince oturmamak var, oturmak var. Burada yalnız şöyle şunu düşünmek lazım. Hocam ben yan yana oldukları durumu bulup tamamından çıkarırım derseniz doğru olur mu sizce? Tamamını bulsak, yani 8 faktöriyeli bulsak. Sonra bunların yan yana olduklarını, yani 4 avukatın ve 4 doktorun yan yana olduğu durumları bulsam. Tamamından çıkarsam. Geriye kalan diğer durumlarda aynı meslektekiler hiç yan yana oturmamış olurlar mı sizce? Duyamadım. Olur. Olmaz. Olmaz gençler. O sadece şey de olurdu. Eğer iki doktor, iki avukat olsaydı, yani sayılar iki olsaydı belki olurdu ama dört doktorda bak şöyle. Biz şunu buluyoruz. Yan yana bulurken şunları buluyoruz. Hepsi bir aradaysa buluyoruz, tamam mı? Eğer bu D farklı bir yerdeyse, yani arada D1, D2, araya A gelsin bir tane. O eğer çıkarırsa mı bunları da sayacak bana. Çünkü 4 tanesi yan yana değilse hepsini sayıyor. O halde 3 tanesi yan yana olanlar olabilir. 2 tanesi yan yana olan olabilir.
Hepsini tek tek bulmamız gerekecek o zaman. Ve o zaman tamamından çıkarırsak gerçekten olurdu. Fakat o yöntem çok uzayacağı için biz onu kullanmayacağız. Bunları sileyim. Az önceki gibi bir doktor bir avukat, bir doktor bir avukat yerleştireceğiz, tamam mı? Onun mantığı bu. Çünkü olmamak deyince aklımıza o gelecek. Peki doktorla başlarsam. Bir avukat gelecek. Sonra bir doktor, bir avukat. Buraya sığmayacak, biraz daha küçük olsun. Bir tane daha mı? Bu bir durum. Bakın burada hiç aynı meslektekiler yan yana değiller. Peki başka durum olabilir mi? Avukat doktor da var. Evet, avukatla başlayıp doktorla bitirebilirim. Yani AD, AD, AD ve AD. Buradaki tabii değerler hep aynı değil gençler. Onun aynı olmadığını göstereyim ben. Bunlar farklı kişiler. Şunu da yazmaya gerek yok, anlarsınız artık. Bunlar şu an bu durum ve bir de diğer durum. Yani buna bir diyelim, buna iki diyelim. Aslında iki durumunda sonucunun aynı çıkacağını mantıken görebiliyorsunuz. O halde biz birini bulup ikiyle çarpabiliriz. Hemen başlıyoruz çözmeye. Doktorlar bu durumdayken 1, 3, 5 ve 7'ye oturacaklar. Avukatlar da 2, 4, 6 ve 8. sırada oturacaklar. Doktorlar kaç farklı sıralanabilirler? 4 farklı. 4 doktor. 4 de yer olduğuna göre 4 faktöriyel. Peki avukatlar? 4 farklı. Bu da 4 faktöriyel. Aynı mantık burada da geçerli. Bakın 4 faktöriyel ve 4 faktöriyelin çarpımı. Bu durumda ne oldu? İkisi de toplanacak. Yani ya şöyle yapabilirsiniz. 2 çarpı 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel deyip bırakabilirsiniz. Ya da bu 24, 24, 576 yapar. 576'yı 2 ile çarparsanız 1152 yapacaktır. Ama normalde böyle bıraksanız da cevap doğrudur. Sayısal değeri çok büyük değerse bulmanıza gerek yok. Var mı soracağınız bir şey bununla alakalı? Bakın bu durumdan başka Yok. durum oluşmadığı için mecburen bu ikisini bulduk. Başka durum oluşsaydı onu da hesaplamamız gerekecekti. Doktorla avukatların sayısı farklı olsaydı mesela, biri diğerinden az olsaydı, o zaman zaten az önceki örnekteki gibi tek bir durum oluşacaktı. Başka durum oluşmuyor. Peki bakalım bu soruya. 5 erkek ve 4 kız bir sıraya. Herhangi iki erkek yan yana oturmamak üzere. Burada bakın tek şart erkeklerin yan yana Erkek oturmaması. bayan. Evet, ama bakın ya oturmak değil oturmamak demiş. O Tersini zaman bir sormuş. erkek bir kız olacak hocam. Evet, öyle olması lazım. Kız olur. Erkeklerin tabi sayısı fazla. Burada erkekler istiyor. Gençler bu sorularda dikkat etmek lazım. Bu soruda bir bakayım önce de denk geliyor mu? Fark etmiyormuş, doğru. Kimler yan yana oturmasını istiyorsa ne yapacağız? Önce diğer elemanları, yani diğer kimler varsa hepsini oturtacağız. Yani kızlar otursun önce. Fakat otururken şey yapacağız. Bir boşluk bırakacağız. Neden? Çünkü o boşlukları erkekleri yerleştireceğiz. Böyle yazayım. Artık bu boş olan şu çizdiğim yerlere erkekler oturabilir. Erkekler buraya birden fazla oturamaz. Çünkü oturduğu an erkekler yan yana gelecektir. Şu an erkeklerin yeri garanti hazır ve oturduğu an kesinlikle yan yana oturma imkanları yok. O halde kızlar için durumu zaten hesaplayacağım. Bir de erkeklere bakacağım şimdi. Erkekler için kaç yer var oturacağı? Beş. Evet, 5 yer var. Peki kaç erkek vardı? 5. Evet, Zaten burada beş ikisinin de sayısı faktöriyel. aynı olduğu için gayet kolay görebiliriz. Öncelikle o zaman kızları bir yerleştirelim. Kızlar bu üstünü çizdiğim yerlere kaç farklı şekilde yerleşebilir? Sıralanabilir. 4 faktöriyel. 4 faktöriyel, güzel. Peki erkekler bu kalan diğer yerlere kaç farklı yerleşebilirler? 5 faktöriyel. 5 tane yer. 5 tane de 5 erkek olduğuna faktöriyel. göre 5'in 5'li sıralamasından dolayı 5 faktöriyeldir. Güzel. Evet, cevabı bulduk. Yani bunun cevabı
24 ile 120'nin çarpımı olan bir sayı ama şu an çok da önemli değil. Bu şekilde bıraksak yeterli. 27. örneğe bakalım. Kaç dakika oldu? Ders kaçta bitecek? 14.45'te mi? 45'te. Ha, tamam, varmış. Daha birkaç soru yaparız. 3 farklı matematik, 3 farklı fizik ve 1 kimya kitabı düz bir rafa, hiçbir matematik kitabı yan yana gelmemek üzere kaç farklı biçimde dizilebilir? Şimdi burada artık şu var gençler. Matematik kitapları yan yana gelmesin istiyor. O halde yine matematik haricindeki diğer bütün kitapları dizmemiz lazım. Bakın kim yan yana gelmesin istiyorsa biz ötekileri dizelim. Ama dizerken ne yapacağız? Bir boşluklu. Çünkü o boşluklara o şart olan elemanları yerleştireceğim. 3 matematik varmış. 3 farklı kimya. O zaman neyse yerleştirelim işte, fark etmez. Önce fizikleri yerleştirelim. F1, F2, F3. Sonra kimya zaten bir tane. Ve aradaki boşluklara, ya artık bütün boşluklara burada gençler. Bütün boşluklara matematik kitabı gelebilir. İşte bu soru diğerinden ayrı. Çünkü elimizdeki eleman sayısı boşluk sayısından farklı, daha az. İşte daha az olunca biraz dikkat etmemiz lazım. Bu soru işte o yüzden diğerlerinden daha zor. Hadi fizikleri, kimyaları yerleştirelim bakalım. Fizikle kimya bu üstünü çizdiğim yerlere kaç farklı yerleşebilir? 4 farklı. Bunlar sonuçta herhangi bir şart olmadığı için 4 tane ayrı eleman düşüneceğiz. Yani 4 faktöriyel, doğru. Peki gelelim buraya. 3 tane kitabım var elimde ve 5 tane boş yer var. Hatırlayın. Mektup posta kutusu. Değil mi? Matematik kitabı için, yani birinci matematik kitabı için kaç yer vardır müsait? 5. 5. Güzel. İkinci matematik kitabı için kaç yer vardır? 4. 4. Üçüncü matematik kitabı için? 3. 3. Evet, yani işte bu cevap. Fakat hocam biz bunu bir de permütasyon yapabilir miyiz derseniz. Evet yapalım onu da. 5'in 3'lü permütasyon. Gerçekten de öyle. 4 faktöriyel yazmıştık. Şöyle de yapabilirsiniz. 3 kitap var. 5 yer olduğuna göre bu 5'in 3'lü sıralamasıdır. Yani buraya P 5'in 3'ü derseniz de aynı şey çıkacaktır. Hakikaten bu 5'in 3'lüsü 5 çarpı 4 çarpı 3'tür. Yani genel çarpma kuralıyla zaten çarpma yoluyla sayarak da mantıken de bulduk gördüğünüz gibi, ama permütasyonla da olay budur. Az önceki örneklerde hep eleman sayısıyla yer sayısı hep aynı olduğu için direkt yapıyorduk. Dikkat edin, bu çok farklı o yüzden. Eleman sayısı yer sayısından daha az. Böyle az olduğu zamanlarda biz ne yapacağız? Bu elemanları boş yerlere dağıtacağız. Ya da bunu biz direkt permütasyonla alabiliriz. Hangisi fazlaysa bunun bu kadarlı permütasyonu diyeceğiz. Örnek 27'yi bitirdik. 28'e bakalım. Empati kelimesinin harfleriyle yazılabilecek 6 harfli kelimelerin kaç tanesinde A harfinin sağında T harfi, solunda P harfi bulunur? Bu sağ sol olayla alakalı daha önce bir örnek çözmüştük. O durumlarla alakalı yine o bilgiyi belki kullanabiliriz. Yorumlayacağız. Uyarı da geldi. Bu son örneğimiz olur büyük ihtimalle. Bakalım. Empati kelimesinin harfleriyle yazılabilecek 6 harfli. Evet, empati kelimesinin harfleriyle önce yazabileceğimiz 6 harfli kaç kelime vardır gençler? Kim söyleyecek? 6'nın 6'lı sıralaması, yani 6 faktöriyel. Yani 720 tane kelime yazabilirim. Burada tabi kelimelerin anlamına bakmayacaksınız. Anlamlı ya da anlamsız çok önemli değil. A harfinin sağında istediği şey şu. A harfinin sağında T olsun, solunda da P olsun. Burada şunu anlamayın yalnız. P, A, T illa yan yana olmasına gerek yok. Aralarında başka harfler olabilir. Yeter ki P hep solda, T hep sağda kalsın. Yani araya E girebilir, M girebilir, buralara İ girebilir, fark etmez. Çünkü P, A, T yan yana olsaydı o zaman belirtmek zorundaydı. Bizi sadece sağında demiş. 720 tane durum var ama 720 durumdan acaba kaçında bu durum var? Onu şöyle yapacağız. Ben önce size bir hatırlatma için şöyle bir soru sorayım. Bu P, A, T'yi hiç karıştırmayın.
720 durum diye düşünün. 720 durumda kaç tanesinde M harfi İ harfinin solundadır? 360 mı? 360. Neden? Çünkü M ile İ'nin durumunda iki durum vardır. Ya M İ ya da İ M'dir. Ya solunda ya sağında. İşte iki durum olduğu için biz tüm durumları ikiye böldük. Değil mi? Peki PAT'ye bakalım şimdi de aynı mantıkla. PAT acaba kaç farklı kendi arasında kaç farklı sıralanabilirdi? Ben PAT'yi kaç farklı yan yana dizebilirim? 140. Yok, PAT'yi diyorum. Yok, direkt şey söyleyin siz. PAT'yi söyleyin. 3 harf olarak düşünün. PAT gençler, bunlar tabii soruya bakmayın şu an. Sorudan bağımsız sordum. Sorudan bağımsız olduğu için 3 faktöriyel değil mi? Yani sorudan bağımsız düşünün şu an. Normalde PAT 3 faktöriyel, 3 tane eleman olduğu için 3 faktöriyel. Yani 6 tane, 6 kere farklı dizilebilir. Onları hatta göstereyim ben size. PTA. P baştayken bulduk. A baştayken ATP, APT ve T baştayken TPA, TAP. Bakın kaç tane durum var şu an? 6 mı? Ya da 3 6. faktöriyel, değil mi? O halde bizim işimize yarayan peki hangisi bunlardan? Sadece bu. Yani bakın gençler şöyle düşüneceksiniz. 720 tane bu kelimede 6'da birinde PAT şeklinde. P solda. 6'da birinde PTA şeklinde. T ortada. 6'da birinde ATP şeklinde. A solda, P sağda. Hepsi yani bak ne olacak? Eşit şekilde ayrılacak. O halde bize ne lazım? Sadece PAT olan durumlar. Yani 720'yi kaça böleceğiz? 6. Evet, 6'ya böleceğiz. Yani burada 6 şeyden geliyor gençler. 3 faktöriyelden. 3 tane eleman olduğu için 3 faktöriyelden geliyor. 720'yi 6'ya bölersek 120. Yani 120 farklı durumda P solda, T sağda, A da ortadadır. Bu bütün durumlarda böyle adalet söz konusu olduğu için mesela 120 tanesinde de A ortadayken bu sefer P sağda, T soldadır. Aynı şekilde bu şekilde söyleyebilirsiniz. Peki ben bu soruyla alakalı bir tane daha sorup dersi bitireyim. Peki bu 720 tane dizilişten kaç tanesinde T harfi A ile P'nin arasında yer alır? Arası derken yani hemen yan yana değiller. Ortalarında. 240 mı? 240 değil mi? Neden? Çünkü bakın bu 6 durumdan kaç tanesi bana lazım? Şu olabilir, şu olabilir. Yani 6'da 2. İşte 6'da 2 olduğundan dolayı 3'te 1'e yani 3'e bölerek de bulabilirsiniz. Ya da 6'ya bölüp 2 ile çarparsanız da 120 çarpı 2'den 240'ı bulacaksınızdır. Bu tarz sorular belki vereceğim ödevde falan denk gelecektir. Orada tekrar üzerinden geçeriz ben anlatırken videoda. Bu şekilde çözülecek gençler. Dikkat etmek lazım. 15'te görüşmek üzere. Sorusu olan varsa ben bekliyorum. Diğerleri çıkabilir. Gençler, unuttuğum yeri tekrar kaydetmek için bu kaydı yeniden başlattım. Şu 20. soruyu da tekrar çözeyim. 3 erkek ve 2 kız öğrenci bir sırada yan yana kaç farklı şekilde oturabilir? Burada herhangi bir şart olmadığı için 3 erkek 2 kız yani 5 farklı eleman gibi düşüneceğiz. 5 elemanın 5'li sıralanması 5'in 5'li permütasyon olduğu için 5 faktöriyel kadardır. Yani 120 diyeceğiz. 21. soruya gelelim. Bunu sileyim. Ben unutmuşum. Bu soruda da 6 eleman var. A kümesinde. Bunların kullanarak 3 basamaklı kaç farklı rakamları farklı demiş. Evet. Rakamları farklı 3 basamaklı kaç sayı yazılabilir? 6'nın üçlüsü olacak. Çünkü 6 eleman var. Bize üçlü sıralama istediğine göre permütasyon 6'nın üçlüsüdür bu. 6 çarpı 5 çarpı 4'ten
120 tane çıkacaktır. Bu soruyu geçen hafta gördüğümüz zaten kutu taktiğiyle de çözebilirdik. Kutu taktiğiyle permütasyon soruları, eğer elemanları birden fazla kullanamayacaksak aynı oluyor, örtüşüyor yani. Ama birden fazla kullandığımız zaman işler o zaman neye dönüşüyor? Permütasyonu yapamıyorsun onu. O zaman mecburen kutu taktiğiyle çözmek gerekecek. Mesela bu soruda rakamları farklı demeseydi biz bu soruyu permütasyonu çözemezdik. Şimdi çözelim o zaman permütasyonla. Bir tane ilk kutuya 6, ikinci basamağa 5 ve üçüncü basamağa 4 eleman gelebileceği için 6, 5, 4'ten yine 120'yi görmüş olduk. Sıradaki soruya gelelim. Sıradaki sorumuz da yine sileyim çözümü. Az önce çözmüştüm onu, kaydetmeyi unuttuğum için bu videoyu geri aldım. Daha doğrusu video duruyor da sayfaları geri aldım. 22. örneğe gelelim. 3 erkek, 2 kız öğrenci kendi aralarında erkekler kızlar kendi aralarında erkekler kendi aralarında olmak koşuluyla. Erkekler 3 erkek E1, E2, E3. Kızlar da kendi aralarında K1, K2 diye oturacaklar. Şimdi bunlar bir arada olacaklarına göre ne yapıyoruz? Bunları bir grup sayacağız. Yani bir kişi sayacağız, pardon. Bu durumda toplamda 1 artı 1, 2 kişi varsayacağız. Yani 2 kişi kaç farklı oturabilirdi? 2 faktöriyel. Ya erkekler başta ya kızlar başta. O yüzden onu görebiliyoruz. Sonra bunların kendi aralarındaki sıralamalarına bakacağız. Kendi aralarında erkekler 3 faktöriyel kadar sıralanabilir. Kızlar da 2 faktöriyel kadar sıralanabilir. Yani bu toplam durumları çarpma yoluyla sayarak bulursak 3, 6, 24. 24 farklı şekilde oturabiliyorlarmış. 23. örneğe gelelim. İnşallah bu örneği normalde de işlememişizdir. Kayıtta yoktur. Üç erkek ve iki kızı yazdım. Şartımız ne? Kızlar yan yana olmak koşuluyla demiş. Yani kızları bu sefer bir kişi sayacağız. Erkeklerde herhangi bir şey yok. Şart olmadığı için erkekleri tek tek sayacağız. Bu durumda kızlar bir kişi sayılırsa 1, 2, 3, 4 tane eleman var gibi düşüneceğiz. Yani 4 kişiyi. 4 eleman ya da 4 kişiyi yan yana 4 faktöriyel kadar sıralanabilirler. Kızlar tabi hep grup halinde hareket ettiği için bu 24 tane durum oluşuyor ama kızlar da yer değiştireceği için kızların da değişim sayısı 2 faktöriyel kadardır. Ve böylece 24 de buradan gelince 48 olduğunu görebilirsiniz. 24 çarpı 2'den 48 çıktı. Ve gelelim 24. soruya. Sanırım bu soruyu videoda yaptım mı? Soruyu da yapayım da garanti olsun. Dört kız ve üç erkek bir sıraya, iki kız arasında bir erkek oturmak koşuluyla. İki kız arasında bir erkek oturacaksa, bu o zaman kızlar da başlayacak demektir. Bir erkek, kızlar, bir erkek, kız, erkek ve kız. Evet, 4 kız olduğu K1, K2, K3, K4, 3, 2 ve 1. Burada şunu görüyoruz. Kızların oturacağı yerler sabittir. Yani kızlar bu baştan eğer sayarsak 7 taneden birinci de, üçüncü de, beşinci de ve yedinci de oturabilir. Başka yerleri yok. Erkekler de sadece buralara oturacak. Üstünü çizdiğim sıralara. Bu da 2, 4, 6 yapar. Kızlar için bakarsak kızlar 4 kız var ve 4 tane yer var. O halde bunlar kendi aralarında yer değiştirebilirse burada 4'ün 4'lüsü kadar değişebilir. Yani 4 faktöriyel kadar değişebilir. Erkekler de kendi yerlerine 3 tane yer var zaten. 3 faktöriyel kadar sıralanabilirler. Bu da işte 24 çarpı 6'dan 144 farklı sıralama olacaktır. Herhalde bu kadar yaptıydık. Bu çünkü kaydetmeyi unuttuğum için eksik kalan soruları şu an kaydettim. Buradan artık durdurayım. İkinci ders devam edeceğim. İkinci derse başladık. Örnek 29.
5 öğrenci ve 4 öğretmen herhangi 2 öğretmen yan yana gelmemek üzere yan yana duran 9 koltuğa kaç farklı şekilde oturabilir? Kimler için yan yana gelmesini istiyor? İki öğretmen, evet. Ben yanına gideyim. Yani herhangi iki öğretmen gençler. Burada tabii üç olursa o da kabul değil yani. Onu düşünmeyeceksiniz. İki öğretmen olursa Gelmemek gelmeyecek, istiyorum. tamam mı? Hiç gelmeyecekler. Yani ben şimdi öğretmenlerin yan yana olduğu durum bulup tamamından çıkarırsam olmaz. Çünkü orada üç öğretmen yan yana olabilir yani. O yüzden sıkıntı yok. Sıkıntı olur. Burada ne yapacağız yine? Az önceki fizik, coğrafya onu çözdük müydü sizde? Çözmedik miydi? Hangi örnekti bakayım bir saniye. Evet, bu fizik ve kimya kitabı örneğindeki gibi. Üçlü Önce var. hiç şart olmayanları bir yerleştireceğiz. Ama yerleştirirken ne yapacağız? Boşluklu. Ötekilere yer ayıracağız yani. Şartlı olanları. Öğretmen şart olduğuna göre öğrenciyle yerleştirelim. Öğrenci öğretmen karışmasın diye şey yapacağım, pardon. Öğrencilere talebe diyeceğim. Yani T ile göstereceğim. O halde talebeleri yerleştirelim. T1, T2, T3, T4 ve T5. Ortadan başlayınca bayağı sağa kaydı. Ve bakın boşluklar da burada. Şu an kaç öğretmen kaldı? 4 öğretmen kaldı. Peki kaç tane boş yer var? 6. 6 değil mi? Yani ona dikkat etmek lazım. Yani sayısı farklı. O halde önce talebeleri bir yerleştirelim. Talebeler bu üstünü çizdiğim yerlere veya çizdiğim karışmasın T ile. Kaç farklı yerleşebilir gençler? 5 faktör. 5 talebe olduğu için, 5 de yer olduğu için onlar 5 faktöriyel kadar yerleşebiliyor. Peki öğretmenler bu 6 yere kaç farklı yerleşebilirler? 6 faktöriyel. Hayır. 6, 5, 4, 3 diye mi? Evet, 6, 5, 4, 6 ve 3. 4'lü. İşte 6'nın 4'lü permütasyonu. Yani şöyle düşünün. Sanki mektuplar posta kutusuna atılacak gibi düşünün. O yüzden bir öğretmen için kaç tane seçenek vardır? 6 boş yer var. 6, İkinci 5, öğretmen için kaç yer var? 5 tane yer var. 5, Üçüncü 4, öğretmen için 4 tane ve dördüncü öğretmen 3. için de 3 tane yer vardır. Aslında bu şudur. 5 faktöriyelle şurası 6'nın 4'lü 6'nın 4'lü permütasyonudur, permütasyon. değil mi? Evet. İşte bu. Tabii bunun değeri çok büyük olduğu için yazmaya gerek yok. Uğraşmayalım. Böyle bırakabilirsin. Ya şu şekilde ya da bu şekilde, her ikisi de doğru cevaptır. Az önce de bu tarz soru çözmüştük. Bak aynısından bir daha çözdük. Artık iyice bunlara alışın gençler. Gelelim 30. örneğe. 5 arkadaştan ikisi Ne kardeştir. oldu söyledin? Buna göre kardeşler yan yana gelmek üzere bu 5 kişi kaç farklı şekilde yan yana fotoğraf çektirebilir? Kardeşlere K1, K2, Grup yapacağız. arkadaşlara K1, da A1, K1, A2, A3 A2, diyelim değil mi? 3 tane A3. arkadaş var çünkü. Toplam 5 kişiyle. Ne yapacağız? Kardeşleri ayrısını istemiyoruz. O halde Bir grup. bir grup sayarsak. Kardeşleri bir kişi sayarsak toplam kaç kişi var bu grupta? 4 4 kişi var. O faktöriyel. halde bu 4 kişi 4 faktöriyel kadar yer değiştirebilecek. Peki kardeşler kendi arasında, 2 faktöriyel. onlar da 2 faktöriyel kadar. Yani biri sağda, diğeri solda olacak veya öteki sağda, öteki yani bir, ya sağ, biri sağ biri sola geçecek işte, fark etmiyor. Çünkü topu topu 2 kişi var. Bu değeri bulunabilir, küçükmüş. Bu nedir? 24 ile 2'nin çarpımından 48 gelecektir. Yani 48 farklı fotoğraf çekilebiliyormuş kardeşler bir aradayken. Gelelim ikinci soruya. Kardeşler yan yana gelmemek üzere diyor. Şimdi bu sefer tam tersini demiş. Kardeşler artık yan yana gelmesin demiş. Peki ben burada şöyle yapsam. Tamamını bulsam. Tamamından kardeşlerin yan yana geldiği durumu çıkarsam. Gelenler Diğer bütün durumlar kardeşlerin yan yana gelmediği durumlar mıdır? Evet, burada olur çünkü sadece iki kişi var ya. İki kişi olduğu için kardeşler ya yan yanadır ya da yan yana değildir. Başka ihtimal yok. Ama üç kişi olursa ne oluyor? Üç kişi de mesela kardeşler
Üçü bir arada sayıyoruz ya biz. İkisi bir arada olabilir. Onları da çıkarmak lazım. Ondan dolayı bu durumda 3 kişiyken olmuyor, fakat 2 kişiyken biri diğerini tümlüyor. Yani topu topu iki durum vardır. Ya kardeşler yan yanadır 2 kişi ise, ya da yan yana değildir. O halde ben birinci yol olarak tamamını bulup çıkarabilirim şeyinden. Bu birinci yol olsun. Tamamı eksi kardeşler yan yanayken. Kardeşlerin yan yana olduğu durumlar. Az önce bulduğum için kolayca bularım artık. Neydi o? 48'di. Peki tamamı kaç olur bunun? Bu 5 kişi hiç şart olmadan kaç farklı sıralanabilir? 5 faktöriyel. Evet, 5 faktöriyel. Öteki de zaten 48 bulmuştuk. Bu durumda 120'den 48 çıkarsa 72 farklı şekilde oluyormuş. Peki gelelim ikinci yola. Aslında bu ikinci yol değil de bu birinci yol olsaymış daha iyiymiş. Neyse, önemli değil. Siz hangisini seviyorsanız onu kullanacaksınız. Fakat bu yöntem, bu birinci yol gençler, 2 kişiden fazla olduğu durumlarda geçerli olması. Yani tersini bulamazsınız. Kardeşler yan yana gelmeyeceğine göre biz ne yapacağız? O zaman arkadaşları bir yerleştirelim. Şart olmayanları. A1, A2, A3 değil mi? Kardeşler peki nereye Evet. gelecek? Kardeşler onlara ayırdığımız şu yerlere gelebilir sadece. Evet. O halde arkadaşlar, önce onu hesaplayalım. Üç arkadaş kaç farklı yer değiştirebilir? 3 3 faktöriyel. faktöriyel değil mi? Çarpı 2 kardeş var. 2 kardeş bu 4 yere kaç farklı sıralanabilir? 4'ün 2'li Evet, permütasyon. 4'ün ikili permütasyonu. Yani ya da birinci kardeş için 4 yer var. 4. Geriye kalan ikinci kardeş için de 3 yer var. 4 çarpı 3 diyebilirdik. Zaten permütasyondan da o gelecek. 3 faktöriyelle, veya şunu da artık 6 yazayım. Sonucu bulacağız ya. 3 faktöriyel 6'dır zaten. 4'ün ikili 4 permütasyonu da 4 çarpı 4 3 olduğu için, çarpı bunları çarparsak 24 çarpı 6'dan 3 12 çarpı 6'dan pardon 24 çarpı 3'ten ya 72 da 72 gelecektir. Görüldüğü gibi bakın, iki yoldan da aynı değeri bulduk. Burada birinci yöntem tabi her zaman sağlamaz. Onun üzerine basa basa söylüyorum. Çünkü 2 kişi varsa geçerli bu kural. Devam edelim 31. soruya bakalım. Her birinin boyutları birbirinden farklı olan 3 mavi, 2 kırmızı ve 3 beyaz boncuk düz bir ipe kaç farklı şekilde dizilebilir? Şimdi bunun için yazmaya gerek yok ama şimdi yine de yazayım. 3 mavi, 2 kırmızı, 3 beyaz. A şıkkının cevabı nedir gençler? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 faktöriyel hocam. Evet, hiçbir şart olmadığına göre hepsini 8 tane eleman olarak düşüneceğiz. Yani P 8'in 8'in 8'lisi, 8'i yani ben. 8'in 8'li permütasyonu da bize 8 8 faktöriyeli faktöriyel. veriyor. Gelelim B şıkkına. Mavi boncukla bir arada demiş. Bunları yine çizeyim ben hızlıca. Yazayım yani. Siz düşünün bu arada soruyu. Kaç vardı? Kırmızı mıydı? A1, A2. Mavi boncuklar bir arada olmak üzere kaç farklı şekilde dizilebilir? Bulan var mı? Ne yapalım? Mavi 6 boncukları, faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. bakalım öyle mi gerçekten de. Ne yapacağız? Mavi boncukları bir boncuk sayacağız. Yani bir eleman sayacağız. O halde burada kaç tane eleman vardır? 6. Bunlar zaten bir sayıldığı için 5 bunlar. Bir de bu 6. Yani 6 tane boncuk var gibi düşünürsek 6 gerçekten de 6 faktöriyel. faktöriyel geldi. Bir de bu mavi boncukların kendi arasındaki dizilişleri de Evet. önemli. O da 3 tane olacağı için 3 faktöriyel 3 gelecektir. faktöriyel. Ya bunun cevabı 720 çarpı 6'dır. Büyük sayı çıktığı için bulmamıza gerek yok, böyle kalsın. C şıkkı var mı? C şıkkı da varmış. Bunu da yapalım. Aynı renk boncuklar bir arada olmak üzere. Bu sefer bütün boncukların bir arada olması isteniyor. Hemen yine ben yazayım siz düşünürken. Bu arada siz bulmaya çalışın gençler. Kırmızı.
yanlış. Faktöriyel çarpı 3 faktöriyel 4 tane faktöriyelin çarpılması lazım değil mi? Evet Çünkü hocam, hepsini 3 tek tek alacağız. faktöriyel çarpı 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel Çarpı çarpı 3 3 faktöriyel. faktöriyel. Doğru. Öyle şey çıkacak. Doğru. Neden çıkıyor? Çünkü bütün boncuklar bir arada olsun istendiği için biz bu aynı renk boncukları bir boncuk sayacağız. Yani bir eleman sayacağız. O halde bu şöyle baktığımızda genel anlamda 3 tane sanki farklı eleman var gibi düşünelim. O halde 3 tane boncuk 3 faktöriyel kadar dizilebilir. Sonra bunların kendi aralarında dizilişleri olacağı için maviler kendi arasında 3 faktöriyel, kırmızılar kendi arasında 2 faktöriyel, beyazlar da kendi arasında 3 faktöriyel kadar dizilebilir. Bu sayılar sanki küçük gibi bulabiliriz belki. 6, 6, 288 hocam. 36, 288 mi? Teşekkür ederim. O halde bu da 288 farklı diziliş olacak demektir. D şıkkı yokmuş. Tamam, bitirdik bunu da. 32. soruya bakalım. 5 hemşire 7 katlı bir hastanenin her katında en çok bir hemşire düzeltiyorum. 5 hemşire 7 katlı bir hastanenin her katında en çok bir hemşire olmak üzere kaç farklı şekilde görev yapabilir? Bu tarz bir soruyu ya ben çözdüm ya da size ödev olarak vermiştim. O zaman tabii otopark vardı. Güvenlik görevlisi Tamam. vardı. Değil mi? O mantıkta. Ama o zaman biz bunu permütasyon bilmeden çözmüştük. Değil mi? Ne yapmıştık? Evet. 5 tane hemşire olduğu Beş için 5 kutu yapmıştık. çocuk O yapmıştık. halde birinci hemşireye 7, sonra 6, sonra 5 Altı. diye gidecek değil mi? Doğru. Şimdi Evet. biz bunu permütasyonla yapalım. Yedinin beşi permütasyon. Zaten en çok bir hemşire dediği için bunu demeseydi permütasyonu bulamazdık. Yani bir kata birden fazla hemşire gelseydi onu mecburen kutu taktiğiyle bulmak lazımdı. Ama şu an permütasyonla bulabiliriz. Ne olacak? 7'nin Beşli 5'li permütasyonudur. Yani bu 7 çarpı 6 permütasyon. çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3, 3. 3 değil mi? Bu kadar. Evet. Bunların çarpımı işte 2000 kaç yapar? 3 2520 yapar yapmış. galiba. Çünkü 2 de olsaydı zaten bu şey yapacaktı. 5040 yapacaktı. Neyse çok önemli değil değeri. Bu kadar çıkacaktır. Bakın ne kadar 2160 fark çekiyorum. 2160 mı? 560. Evet. 5040'ın yarısı ne yapar? 2520 olması lazım ya. Neyse ben yanlış yapmış olabilirim. Devam edelim. 33. örnekte bizi eskilere götürdü. Yani dünkü derslerimize. Bu sefer permütasyonu direkt vermiş. Bir denklem sormuş. Denklemde n değeri kaçtır diyor. 2n artı 3'ün 3 şey düzeltiyorum. 2n artı 2'nin üçlü permütasyonu. Ne yapacağız bunu? Mecburen permütasyon taktiğiyle açacağız. Nereden Evet. başlayacağımı bu belirliyor. Kaç tane yazacağımı da bu belirliyor. O halde 2n artı 3'ten başlayacağım. Gen artık. Azalt azalta gideceğim. 3 tane olunca bırakacağım. 2n artı 3'ün bir küçüğü 2n artı 2'dir. Onun da bir küçüğü. İki artı. İki artı. İki artı. Burada artık duracak mıyız yoksa devam edecek miyiz? Duracağız. Duracak çünkü 3 tane oldu. Devamında 90 varmış. 90 dursun. Çarpı 2n Hocam eksi 3'ün efendim. 2n artı 2'den azaltmaya başlamayacak Aa mıyız? evet 2n kızım. artı 3 Teşekkür olur. ederim. İyi dedin ya. Valla. Yoksa uğraşacaktık şimdi. Yanlış başlamışım gençler. Ben 2n artı 2'den başlayacaktık. 2n artı 2. Bir küçüğü 2n artı 1. 2n artı O 1. zaman paranteze 2n. gerek kalmadı. 2n sadece. Evet. Ve 90 çarpı 2n eksi 3'ün birlisi demek zaten kendisi olduğu için 2n Evet. eksi 3'ün kendisini yazdım. Ve artı 270 de burada yazılmış. Burada sadeleşme yapabiliriz ama şimdilik kalsın acelesi yok. Çünkü şu parantezi açarsam belki bir şeyler gelecek gibi duruyor. 2n artı 2 2n artı 1 Artı bir. çarpı 2n eşittir. 90'ı dağıtırsam buraya 200, 180 n 180'in eksi eksi 270. 270. Bakın şu artı 270'in soruya ne verdiği anlaşılmış. Çünkü bunlar sadeleşsin de. Artı 270. Çünkü bunlar 3 katı. sadeleşince soru çok güzel hale geldi. Artık burası toplam durumundan gitti. Hiç kalmadı. O halde hepsi çarpım durumundaysa buradaki n'ler sadeleşebilir. 2 ile de
180'i sadeleştirirsen Gelmiyor. 90'a indi. Şimdi en sade halini bir yazarım, ne olacak? 2n artı 2 ile 2n artı 1'in çarpımı 90'mış. 2n artı 2 ile 2n artı 1'in özelliği ardışık sayılar olması. Yani iki ardışık sayının çarpımı 90'sa bu sayılar kimlerdir gençler? Söyleyin bakalım. 9'lu. Evet, hemen görebiliyoruz. Çünkü tam sayı olduğu için tahmin etmek çok kolay. 9 ile 10'dur. O halde büyük sayıya 10, küçük sayıya 9 dersem bu sağlayacak demektir. Şu denklemi şuradan çözeyim. 2n artı 1'e 9 denk geldi. Bu 9'sa 2n 8'dir. Bu durumda n eşittir 4 En dört. diyoruz. Yani n değerini 4 olarak bulduk gençler. Zaten bize de n'i sorduğu için cevap bitmiştir. Anlaşılmayan bir yer yok herhalde. Geçiyorum. Bugün zaten iki sorumuz kaldı. Rahatça bitiririz. Aralarında Erdem ile Ahmet'in de bulunduğu, da şurada yanlışlık var, bunu söyleyeyim. 10G'de çözerken de fark etmiştim. Şurada Ahmet'in de D ayrı olacak. Ne oldu Evet, değil mi? Kesmeyi yanlış yere yapmışlar. Ben de yanlış yaptım. Şurada. Ahmet'in de bulunduğu bir grup öğrenci bir sıra şeklinde fotoğraf çektirecektir. Tek sıra olduğu için yani hepsi yan yana diyeceğiz. Erdem ile Ahmet yan yana gelmemek şartıyla 3600 farklı şekilde fotoğraf çektirebildiklerine göre bu grup kaç kişiliktir? Şimdi grupta varsayalım en kişi olsun. Yazalım. En üzerinden şimdi işlem yapalım. Zaten eni bulunca da cevap çıkmış olacak. En kişi olsun dedik. Düzgün yazayım. 3600'ü yazacağız ama şimdi 3600 bulmak için ne gerekiyor? Önce ona bakalım. Bu soruyu ters mantıkla çözelim. Yani tamamından Erdem'le Ahmet'in iki kişi olduğu için tabii yan yana geldiklerini çıkaralım, değil mi? O halde normalde bu en kişi kaç farklı dizilebilirdi? En faktöriyel kadar dizilecekti, değil mi? Tamamını bulduk. El faktöriyel. Evet, teşekkür Evet. ederim. Ben yazayım tekrardan, şöyle tamam diyeyim. Tamamı eksi Tamam. yan yana oldukları diyelim. Yani Yan aldıkları. yana Yani. oldukları. Bunları çıkarınca 3600 ettiğini biliyorum. Sağ tarafı yazdım. Şimdi tamamı n faktöriyel demiştik az önce. En farklı. Peki yan yana oldukları durumları nasıl bulacağız? Şöyle yapayım bunu gençler. Erdem'le Ahmet'i yan yana şöyle yazayım. Ve burada n eksi kaç kişi var? N kişi vardı normalde. İkisini çıkardık. Evet, n -2. eksi 2 kişi daha var burada şu an, değil mi? Ben Şimdi ben Erdem'le Ahmet'i bir kişi sayarsam, bunları da n eksi 2 kişi sayarsam, hepsini tek sayacağım çünkü. Şu anda grubu toplam kaç kişi var diye düşüneceğim. Erdem. N-1. Bir. Evet, Erdem'le Ahmet'i zaten bir kişi saydığım için bir tane kayıp vereceğiz. O yüzden de n eksi 1 yapar. Ya da n eksi 2'ye 1 eklersem de n eksi 1 oradan görebilirim. O halde yan yana oldukları durumlar n eksi 1'in faktöriyeli. Başka var mı unuttuğum bir şey? Yok hocam. Var. Düşünün, yan yana olurken ne Ne? yapıyorduk? Bunları bir kişi saydık, Ha evet. bulduk. Bir de Bir, iki, en. hayır. Bir şey daha yapacaktık burada. İki faktöriyel. Evet, neden? Çünkü Erdem'le Ahmet'in İki kişiyle. yer değiştirme durumları var ya, o yüzden iki kişiden dolayı iki faktöriyel diyeceğiz. O Ha halde buraya evet doğru. iki faktöriyel dersem, şu an ben yan yana oldukları durumları n'e bağlı buldum. Eşittir 3600. Burada tabii işin devamı artık biraz faktöriyel bilgisi gerektiriyor. Artık permütasyonla işimiz bitti. Sıralamaları hallettik. Ne yapacağız? N eksi 1 daha küçük olduğu için bunu açalım. N çarpı En çarpı N eksi 1 en faktöriyel bir eksi şu 2 olduğu için 2'yi artık yazdım ve N eksi faktöriyel. 1 faktöriyel eşittir 3600. Şu çıkarmayı ortak çarpan parantezine alarak çarpmaya dönüştürebilirim. Ne yapacağım? N eksi 1 faktöriyeller ortak olduğu için N eksi 1 faktöriyel
parantezine aldım. Buradan n kaldı. Buradan da n. eksi 2 Buradan kaldı. eksik. Bu durumda Eşittir. 3600'müş eşitlik. Burada artık gençler devam etmeyeceğim. Çünkü devamında işler çok zorlaşacak. Artık buradan sonrasını tahmin edeceğiz. Tahmin yöntemini düşüneceğiz. Zaten bir kere şurası faktöriyel ya. Doğal sayının faktöriyeli mutlaka ne olabilir? Elimizdeki adaylar şunlar. Ya 1 olabilir, ya 2, ya 6, ya 24, ya 120, ya 720, ya da 5040 diye böyle gidiyor değil mi? Bu 7 faktöriyel, bu 6, bu 5 diye Evet. gidiyordu. Şimdi bunlara bakacağız artık. Bunlardan biraz ilham alalım. Yani ben buraya n-1 faktöriyel yerine şunlardan hangisi yakışır? 5040 bir kere çok büyük olmaz değil mi? Olmaz. 1, 2, 3, 4 720. onlar da çok küçük kalır. Yani 120 ile 720 arasında 720. kaldım. Şunlar çok küçük. 120 Evet. olursa da çok küçük olduğu belli. Çünkü 120 neyin 720. faktöriyeli? 5'in. Buraya 5 yazarsam bu da küçülecek. O yüzden 3600 yapmaz. Gerçekten de şu oluyor. 720 olacak. O halde burası 720 iken şurasının kaç olması lazım ki 3600 olsun? 720'nin kaç katı? Hocam 3600 yapar. beş. 5 katı değil mi? Bakalım şimdi bu Evet. değerlerimiz tutacak mı? Denememiz lazım. N-2 5 ise N7. N Bakalım buradan da sağlayacak mı? 720 neyin faktörüyle de 6'nın. Bakalım N-1 eşittir yerine 6 eli. yazınca N7 çıkacak mı? Gerçekten 7 Evet. çıktı. Demek ki yaptığımız deneme doğru çıktı. Sağlamasını yaptık. O halde sorduğu soruya göre bu grupta 7 kişi varmış. 7 kişilikmiş. Normalde bunlar 7 kişiyken 5040 farklı fotoğraf çektirebiliyorlardı. Erdem ve Ahmet yan yana diye sorunca ne oldu? 6 faktöriyel çarpı 2 oldu. Yani 6 faktöriyel nedir? 100, 700, 720'dir. 2 ile çarparsak 1440. Evet, 1440 mı yapar? Yanlış mı saydım? Bir dakika. 5, evet doğru. 1440 yapar. Evet hocam. Ne yapacağız? 5040'dan 1440'ı çıkarırsak gerçekten de şu 3600 durumunu görmüş olacağız. Görüyoruz yani çıkar. Bir şekilde yapılır. Onu siz uğraşabilirsiniz. Geçelim şimdi son sorumuza. Bu dersin son sorusu. Bundan sonra tekrarlı permütasyona geçiş yapacağız. Bir okulda bulunan iki öğretmen ile beş öğrenci fotoğraf çektireceklerdir. Toplam 7 kişi olduğu belli. Öğretmenler yan yana olmak üzere tamam. 3 kişi arka sırada, 4 kişi ön sırada. Bakın bu artık bir sıra değil, 2 sıra olmuş ve her sırada kaç tane kişi olduğu açıklanmış. Olacak şartıyla kaç farklı şekilde poz verebilirler. Biz önce bir referans olsun diye şu tarafı ön kabul edelim. Aşağıyı da arka kabul edelim. Burada gençler iki durumda çözmemiz gerekecek. Niye? Çünkü ön kısımda kaç kişi vardı? 3 Dört kişi. kişi hocam. Ön 4 değil mi? Şuraya 4 yapalım. 1, 2, 3, 4. Bir de buraya gelelim. 1, 2, 3, 4. Arkaya da şurası olsun. Uyarı geldi. Tamam zaten son sorumuz. Merak etme. Ve arkaya da 3 kişi yaptık. Diyor ki öğretmenler çünkü ayrılamıyor ya. Öğretmenler ayrılmayacağı için biz bunu rastgele 7 faktöriyel dersek sıkıntı olur. Çünkü öğretmenlerin biri ön sırada Evet. biri arka sırada kalabilir. Ondan dolayı o riski göze almamak için öğretmenleri öndeyken ayrı, arkadayken ayrı yapacağız. Grup halinde düşüneceğiz zaten ama öndeyken ayrı grup, arkadayken ayrı bakacağız. Öndeyken öğretmenlere şöyle öyle göstereyim. İki öğretmenimiz var. Bu öğretmenler öndeki dörtlü sıraya kaç farklı şekilde yerleşebilirler? Bakalım. Ne olabilir gençler? Şu ilk iki sıraya yerleşebilirler değil mi? 1, 2 olabilir. Faktöriyel. 4 faktöriyel diyemeyiz burada. Çünkü 4 faktöriyel dersek Evet, hocam. öğretmenler çünkü bir başta bir sonda da olabilir o zaman. Evet. Ondan dolayı 4 faktöriyel demeyeceğiz. Sayacağız bunu da. Sayarak bulabiliriz. 1, 2 olabilir. 2, 3 olabilir. Evet. Ve 3, 4 olabilir. Değil mi? Başka ihtimal yok. Yani burada öğretmenler ön Evet. sıraya 3 Üç faktöriyel faktöriyel. pardon 3 faktöriyel yanlış söyledim. 3 farklı. 3 faktöriyel değil. 3 farklı şekil hala faktöriyel yazıyorum. 1, 2, 3 yani şuraya 1, şuraya 2, şuraya 3 yazayım. 3 farklı şekilde yerleşebiliyor. Fakat öğretmenlerde bir de ne var? 1, 2 öğretmen olduğu için yer değiştirebilir. Öğretmenler peki kaç farklı yer değiştirebilir? 2 İki faktöriyel kadar. fark.
Yani 2 de diyebilirsiniz. Çok önemli değil artık o. Bu kadar yer değiştirilir. Peki ne yapacağım artık? Bitti. Öğretmenleri hallettik. Geriye kalan bütün bu yerlere öğrenciler serbest olarak yerleştirebiliriz değil mi? Kaç yerimiz var? 5 yer var. Kaç öğrenci var? 5 öğrenci var. O halde kaçın kaçlısı? 5'in beşlisi. Beşin Yani beş. kısaca 5 Bu da beş faktöriyel faktöriyel. diyebiliriz. O halde öğretmenler öndeyken 5 faktöriyel çarpı 6. 2, 3 çarpı 2'den. Yani ne yapar bu? 6 çarpı 120'den 720 farklı şekilde olabiliyormuş. Peki öğretmenler arkadaysa? Öğretmenler arkadaki Burada üçlüye kaç farklı iki tane. iki mi bakalım? 1 2 olabilirler. Evet. 2 3 olabilirler. Bir de. 1 3 olamıyor gençler. İşte orada ona dikkat etmek lazım. Öğretmenler çünkü Evet. ayrılamayacak. O halde 1 ve 2 olduğuna göre 2 yazayım başlangıçta. 2 tane yazdım. Peki öğretmenler kendi arasında nasıl değişebilir? 2 2 faktöriyel. faktöriyel ya da 2 de diyebilirsiniz. Doğru. Ve geriye kalan 5 yere yine öğrencileri serbest şekilde Faktöriyel. dağıtabileceğim için onlar da 5 faktöriyel kadar yer değiştirebilirler. Bu durumda buradan kaç çıkacak bakalım. 4 çarpı 120'den 400. 480 değil mi? Burada 720 durum. Burada 480 durum olduğuna göre toplam kaç durum oluştu? Altı 1200 değil mi? bin 1200 farklı şekilde poz verebiliyorlarmış. Var mı soracağınız bir şey? Yok hocam. Burada öğretmenlerin bir arada olması şartı koşulduğu için bağımsız düşünemedik. Öğretmenleri öndeyken ayrı, arkadayken ayrı yaptık gençler. Sebebi bu. Dersimiz de zaten bitti. Sorusu olan varsa ben biraz bekleyeceğim ama sorusu olmayan yoklamayı aldın mıydı? Yoklamayı da alayım. Yoklamayı da aldım. Hocam bir önceki soruyu bir daha anlatabilir misin? Tamam, isteyen çıkabilir. Ben bir önceki soruyu bir daha anlatacağım. Hı, burada. O zaman baştan şey yapayım, sileyim şurayı da. Veya silmesem miydim? Dur bakayım. Yeni bir sayfada anlatayım. Burayı silmeyelim çünkü bunu size göndereceğim. Her şey doğru mu? Tamam. Burada ne yapacağız en son? 1200 yazmışız. Onu da düzelteyim.1200'ü de geri aldık. Tamam. Önceki sayfaya gelelim. Soruyu zaten bildiğimiz için yeni sayfada anlatayım ben size. Sana. N tane kişi var. Erdem, Ahmet'in bulunduğu bir grupta toplam N tane kişi var diyelim. Yani bunların hepsi birden N kişi olsun. Erdem, Ahmet'i çıkarırsak geriye burada kaç kişi kalacak? N eksi 2 kişi kaldı. Diyor ki bize Erdem'le Ahmet yan yana olmamak şartıyla fotoğraf çektirdiklerinde 3600 farklı fotoğraf çekebiliyorlarmış. Fotoğraf mıydı bilmiyorum da neydi bu? Fotoğraftı galiba. Evet, fotoğrafmış. 3600 durum oluyormuş. Yani şu anlama geliyor. Burada iki kişi oldukları için biz ters mantık düşünebiliriz. Erdem'le Ahmet'in yan yana oldukları durumları bulup tamamından çıkaracağız. Peki burada tamamı ve yan yana oldukları durumlar. Ne yapalım? Tamamını bulmak zaten gayet kolay. Çünkü n tane kişi olduğu için n faktöriyel kadar olacaktır. Hatta bunun değeri de 3600 demiştik. Bunu da yazalım. Yan yana oldukları durumlarda ne yapıp bakıyorduk? Şurayı bir kişi kabul edecektik. Yani Erdem ve Ahmet'i bir kişi kabul edersek n eksi 2 kişi daha vardı burada. N eksi 2'ye 1 eklersek n eksi 1 kişi yapacaktır. O halde bu n eksi 1 kişiyi önce sıralarsak bunlar n eksi 1 faktöriyel kadar yer değiştirebiliyor.
Ve bir de Erdem Ahmet'in kendi yer değişimine bakarsak o da 2 faktöriyeldir. 2 tane dedik ona da. İşte bunu yaptığımızda sonuç 3600 yapıyormuş. Burada artık işler denkleme dönüştü. Yani denklem gibi çalışacağız. Ama faktöriyelleri bir açalım. N eksi 1 daha küçük olduğu için n faktöriyeli n eksi 1 faktöriyele kadar açtım. Burası da 2 çarpı n eksi 1 faktöriyel. Şimdi n eksi 1 faktöriyelleri ortak olduğunu görüyorum. Ortak çarpan. O halde n eksi 1 faktöriyel ortak çarpan parantezine aldım. Ve bu n eksi 2 kaldı. Şurada n eksi 1 gidince n kaldı. Burada da gidince 2 kaldı. Buradan sonrası işte tahmin. Buradan sonra pek bir şey yapmadık. Tahmin ettik. Burası bir faktöriyelli bir ifade. Faktöriyelli bir sayının bir katı 3600'müş. O halde bu faktöriyelli ifade bir kere 3600'den küçük olması lazım. O halde 3600'den küçük olan faktöriyeller kimler? Bir 720 var. Bir 120 var. Bir 24 var. Böyle gidiyor. Diğerler çok küçük olduğu için bakmadım ama burada en mantıklı değer yani 3600'ü bölen kim var? Gerçi hepsi böler de 720'yi böldüğümüzde 5 çıkıyordu. O halde şu faktöriyelli kısma 720 dersem yani şurası aslında 6 dersem burası da 5 olursa sağlıyor işlem. O halde sağlıyorsa bir deneyelim dedik. Her ikisinde de aynı değer çıkarsa doğru demektir. N eksi 2'yi 7 kabul etmiştim. N eksi şey düzeltiyorum. N eksi 2'yi 5 kabul etmiştim. O halde n buradan 7 çıkıyor. Alttakinden de 7 çıkarsa yaptığım şey doğru demektir. Burada da n eksi 1'i bu arada 720'nin de 6 faktörü olduğunu biliyoruz zaten. N eksi 1'i 6 kabul etmişim. Öyleyse n eşittir. Buradan 7 çıkıyor. İkisi de aynı çıktığı için verdiğim değerin doğru olduğunu anlıyorum. Burada yani deneme yanılma yaptık. Başka şansımız yoktu. Zaten bu olmasaydı o zaman 120 deneyecektik. Yani 5 faktöriyeli mutlaka diğer olması lazım. Çünkü bu sayılarda öyle küsuratlı değerler çıkmayacağı için mutlaka bir doğal sayı olarak çıkması gerekiyordu sonucu. Anlaşıldı mı? Var mı sıkıntı hala? Yok hocam, teşekkürler. Rica ederim. Gençler dersi o zaman kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya herhalde dersiniz olacak artık. Görüşürüz. Bundan sonraki konumuzda tekrarlı permütasyon olacak. Herkese iyi günler.